ve imansız olması düşünülemez. Bundan dolayı da firma inşaata başlayınca adı geçen köylerdeki muhtarlar ve köylüler firmanın bu imalatı izinli olarak yaptığını zannetmişler, düşünmüşler. Herhangi bir girişimde de bulunmamışlar. Ancak Biga Kazmalı köyündeki kömür ocağı sahibi olan Çanakkale'li bir madencimiz durumu fark etmiş, enerji firmasının izinsiz bir şekilde kendi maden ruhsatı sahası içinde diyelim, iş makineleri ve dozerlerle türbün yeri hazırlıkları görünce olaya müdahale etmiş. Firma yetkililerinin beyanlarından hareketle kömür rezervinin üzerine denk gelecek ve maden sahasını tam ortadan ikiye bölecek şekilde rüzgar türbünleri dikilme çalışmaları devam ettiğini anlaşılmış. Üzerine de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden izinsiz bir biçimde çalışma yapıldığı için jandarmaya haber verilmiş. Bunun üzerine Lapseki Kaymakamlığı konuya el koymuş. Çanakkale Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile beraber il özel idaremizin yetkilileri de firmanın çalışmalarını denetlemişler ve tutanaklarını tutmuşlardır.